Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. ABD vadeleri dünkü kapanışlara yakın ama yaklaşık ortalama 0,2 yukarıda. Avrupa'da DAX vadeleri %0,3 yukarıda. Uzak Doğu'da ise daha karışık bir seyir var. Japonya %1,5 aşağıda, Çin %0,5, Hong Kong'da ise %1,8 bir yükseliş görüyoruz. Dün global piyasalara baktığımızda aslında piyasalara etkileyen en önemli olay Almanya'nın TÜFE rakamı oldu. Almanya'daki TÜFE rakamı beklenenlerin ötesinde eksi gelince yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme oldu. Bunu takiben de Euro-Dolar'da ciddi bir geri çekilme gördük. Bu Alman 10 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde aşağı doğru fiyatlamalar oluştu. Bu enteresandı. En çok piyasaları etkileyen global manada baktığımızda. Bu da dolar endeksinin biraz güçlenmesine sebep oldu. Hatırlayacaksınız. Bu haftaya başlarken 103,50'nin de altına gelmişti. Dolar endeksinin kuvvetliliği genel olarak dünyadaki finansal piyasalardaki likiditeyi, finansal koşulların sıkılığını gösteren önemli bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolar endeksi geçen sene ye baktığımızda yani yıllık bazda %8,6 yükselmiş durumda. Son 52 haftada 115'lere kadar yükselmişti. Bir gerileme var. Genel olarak bu pozitif bir gelişme finansal piyasalar için. Burada tabii ki 100'ün altında kalıyor olması bizi daha çok pozitif etkileyecek bir şey. Çünkü 100'ün altına geldikçe büyük ihtimalle Euro doların da 1,10'ların üzerine doğru hareket ettiğini göreceğiz. Ülke olarak bizim Avrupa bölgesine ihracat yapan bir ülke olarak pozitif etkileyecek bir gelişme. Onun dışında petrolde genel olarak sakin bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Petrol tarafı bizim özellikle dış ticaret açığını etkileyen önemli kalemlerden bir tanesi. Son bir ayda 75 dolara kadar gerilemesine rağmen işte 81-82 dolarlar civarında. Biz bu sene için genel hesaplarımızı 92 dolar ortalamayla kullanarak yapıyoruz. Yani hem dış ticaret açığını hesaplarken onun dışında şirketler için Petkim'di, Tüpraş'tı, Türk Hava Yolları'ydı, Pegasus'tu vesaire ortalama fiyat olarak 92 doları kullandığımızı söyleyebilirim size Brent petrol açısından. Dün tabii ki Aralık enflasyonu geldi. Beklenenlerin oldukça altında %1,18 arttı ve seneyi %64,3'te kapadık. Yani bir önceki ay %84,4'tü. Ortalama enflasyon %72,3 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde de üfe tarafında da bir önceki ay %136 olan yıllık rakam %97,7'ye geriledi. İşte bu meşhur baz etkilerinin bazen bu kadar dramatik düşüşlere sebep olduğu bunun en güzel kanıtı. Çünkü bunlar olmadan insanlar evet, bir ekonomistler bu baz etkisinden bahsediyorlar. Nedir? Ne olabilir ki diye düşünüyorlar. Tahmin ediyorum bunu. Ama en güzel etkisi rakamların kendilerini görünce. Ben yani TÜFE'nin kendisi hakkında çok fazla yorum yapmıyorum ama genel olarak bir yavaşlayan bir trend var. Onu görebiliyoruz. Önemli etkiler nedir burada baktığımızda? Tabii ki zayıflayan enerji fiyatları çok büyük avantaj. Daha doğrusu kontrollü devalüasyonuna izin verilen TL, yani bu da herhangi bir yukarı yönlü yeni baskının oluşmasını engelliyor.
Bu resmin de önümüzdeki birkaç ay en azından seçime kadar devam edeceğini düşündüğümüzde burada enflasyondan aşağı doğru gelen bir trendi görmeye devam edeceğiz. Yani ilk çeyreğin sonunda %50'lerin altında bir enflasyon görmek çok şaşırtıcı olmayacak. İkinci çeyreğin yani hemen seçimden önce de %40'ların altına da gelmemiz çok sürpriz olmaz. Buradaki dediğim gibi beklentinin ötesindeki TÜFE ya da enflasyonundaki hareket için bir devalüasyonu takip ediyor olacağız. Orada beklenmedik bir hareket olabilir ya da emtia fiyatlarında yukarı yönlü. Ama global ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir dönemde emtia fiyatlarında da yukarı yönlü çok fazla hareket olmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Dün Hazine Bakanı Sayın Nebati'nin açıklamaları vardı. Yani çok şaşırtıcı açıklamalar yok orada. Yani bizleri ilgilendiren kısımlara baktığımızda sonuçta bir ekonomide genel TL'leşme, lirasına yönlendirilme politikasının bundan sonra da devam edeceğini göreceğiz. Bu Merkez Bankası'nın yayınladığı para politikası raporu, stratejisi raporunda da vardı geçen haftaki. Çok şaşırtıcı olmayacak. Seçimleri kendilerinin kazanması halinde tabii ki hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve bu şekilde bu stratejilerle devam edileceği söyleniyor. Onu tekrar ifade etti. EYT'nin bütçeye çok fazla bir etkisinin olmayacağını söylüyor. Tabii doğru, haklı. Sadece orada kamuda emekli olma hakkını sahip olan EYT'liler eğer emekli olacaklarsa onların kıdem tazminatları ödenir. Ama özel sektörü zaten bu sizin probleminiz. Biz size kur garantili kredi garanti fonunu kullanarak kredi alıp bu tazminatları ödemenize yardımcı olacak bir sistem oluşturacağız diyor. Yani özel sektörün üzerine kalacak olan bir şey bu. Bütçenin gayet iyi gittiğinden bahsediyor. Doğru. Bütçenin iyi gitmesinde önemli sebeplerden bir tanesi artan vergi gelirleri, kuvvetli ekonomik aktiviteyle birlikte. Ama onun dışında da geçen sene olmayan, boyutunun ne olduğunu bilmediğimiz ama hani bot aşağı yapılması gereken bir 20 milyar dolarlık transfer var herhalde. Biz onu Gazprom'a ödememişiz. Onun olmaması tabii ki yani bugünkü rakamlara baktığımızda eğer öyle bir borç ve transfer yapılsaydı herhalde 370 milyar TL'lik bir delik oluşturacaktı. Bu da benim şimdi kafamda daha çok oturuyor. Çünkü Eylül ayında hükümet kendisi açıkladığında bu rakamı sene sonu için 450 milyar TL bir açık tahmin ediyorlardı. Bu BOTAŞ'tan gelecek olan açıkla birlikte o borcu ödemeyince ya da erteleyince o borç oluşmadı. Bu seneki kredi bütçeyi böyle iyi bir şekilde kapadık. Bu şekilde de devam eder ama bu borcu bir noktada ödememiz gerektiğini unutmamamız lazım. O da artık işte herhalde seçimden sonra önümüze çıkacak bir faktör. Onun dışında baktığımızda neler dikkatimi çekiyor diye. Piyasa kuvvetli, likidite var ama bazı zayıflama sinyalleri de var. Şunu unutmamak lazım. Şimdi her şey tabii iyi gittiğinde tek alternatif borsa vesaire likidite gayet iyi. Böyle zamanlarda da özellikle büyük hisselerde, iyi performans büyük hisselerde pozisyon likidite etmen için en iyi zamandır. Yani ben bunu biraz bankalarda görüyorum. Yani Cem de bu teknik olarak açığını yapar ama yani teknik görünümün dışında zaten baktığımızda aslında 19 Aralık tarihinden itibaren bankalarda bir zayıflık var. Yani daha önce gördükleri tepe noktalarını, tüm zamanların tepe noktası değil de son dönemlerdeki en yüksek noktalardan bir satış olduğunu ben görüyorum. Hani 4. çeyrek bilançoları iyi gelecek. Bu ay sonunda gelecek ama bu son iyi bilanço. Bundan sonra hep zayıflayan bilançolar göreceğiz bankalarda. O da TÜFE endeksli kağıt faktöründen dolayı aslında. Ama başka negatif etki, birçok negatif etki var. Fonlama maliyetlerinde yükselmeler vesaire. Baktığımızda hani bankalar, banka bilançolarına iyi tepki gösterir mi? Şimdi bu iş biraz zayıflayarak o döneme girecekmişiz gibi gözüküyor.
Bankacılık sektörü benim 2023 açısından listemde piyasanın üstünde getiri sağlayacak bir sektör olarak gözükmüyor. Bunu da şöyle görüyorum. Tabii ben çok piyasada uzun zamandır çalıştığım için tabii ki bu bankacılık sektörüne bakmadaki tecrübemden de dolayı arayıp soruyorlar hep ya bu yabancılar ne zaman gelecek diye. Benim için bu da bir hafif alarm şeyi. Çünkü herkes yabancıların bir noktada gelip tabii ki bu yükselişten sonra, çünkü yabancılar devamlı çıkmaya devam ediyorlar birçok hissede. Çünkü makro koşulların da bir sürdürülemezlik olduğunu düşünüyorlar. Ama 6 ay önce de düşünüyorlardı. İşte endeks o zamandan 2500'den 5600'lere kadar geldi tamamen yerli yatırımcıların dinamiğiyle. Ama tabii ki yükselişlerin devam edebilmesi için yeni yatırımcı ve yeni paranın gelmesi lazım. Ama bankacılık sektörü dediğim gibi 2023'ün özellikle ikinci yarısında olabilecek makro değişikliklerden daha negatif etkilenebilecek bir sektör olarak görüyorum ben. Onu tekrar hatırlatmakta fayda var ama genel olarak son iki haftanın da zayıflayan bir trendde olduğunu tekrar size hatırlatayım. İş Bankası'nın bir açıklaması var. İş Bankası'nın açıklamasında işte işlem gören iştiraklerinden ki bunların içinde Şişecam var, Anadolu Hayat Sigorta var, Anadolu Sigorta var, TSKB var, İş Menkul Değerler var, İş Gayri Yatırım var. Bunlarla ilgili 3 milyar lirayla sınırlı olmak üzere herhangi bir şirket bazında sınırlama olmaksızın piyasalarda satın alınması konusunda genel müdürlüğe yetki veriyor. Bir taahhüt değil bu. Bunu her sene yapıyor aslında. Tekrar hatırlamakta fayda var. Yani bugün gidip bu hisselerden alacak diye bir şey yok. Genelde oportunistik davranarak kötü zamanlarda daha aktif oluyor İş Bankası grubu. Ama en azından tabii ki hisse geri alımında var olacağını söylemesi şirket arasından pozitif ama hisse fiyatına pozitif etkilemesini bu hisselerin bugün beklemiyorum. Bugün en büyük olayı tabii ki bu emlak kampanyası olacak. Onunla ilgili fikrimi dün de söylemiştim ben size. Büyük ihtimalle %1'in altında bir aylık faizle borçlanarak orta gelirlere yönelik büyük bir kampanya açıklanacak. Ama her zaman orada matematiğe dikkat etmek lazım. Buradaki matematik de nedir? Ne diyorum ben? Ev fiyatları çok arttı. Ortalama ev fiyatları da ev fiyatına karşı alabileceğiniz kredinin boyutu kısıtlı. Yani herkes için büyük ihtimalle sıraya girse daire başına 1 milyon lira ancak kredi alabileceksiniz. O da en az 2-2,5'tan minimum başlayan evler için birçok orta gelirli için yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine de haber etkisi oluyor böyle şeylerin. Ama dediğim gibi bu haber etkisiyle bu kampanyanın bu şirketler açısından, yani gayrimenkul yatırım şirketleri, yatırım ortaklığı şirketleri açısından gelire dönüşecek, projelere dönüşmesi vesaire zaman alacak. Var olun, elinde var olanları satabilecekler tabii ki olacaktır. Ama baktığınızda hani burada en avantajlı emlak gayri gözüküyor. Daha çok konut stoğu elinde olan Özak var ama o da yüksek ve pahalı konutların olduğu üreten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ben dediğim gibi bu haber etkisi o geçtikten sonra gayrimenkullerin yatırım ortaklıklarının fiyatlarının biraz daha normalleşeceğini düşünüyorum. Ha, şurada şunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Son çeyrek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ellerindeki gayrimenkullerin veya işte bunlar arsa olabilir, otel olabilir, ticari kompleksler olabilir, konutlar olabilir. Yeniden değerleme raporları geliyor. Onları da görüyoruz. Tabii bu yeniden değerleme raporlarında geçen sene gayrimenkul fiyatları Türkiye'de çok arttığı için bir değerleme farkı oluşuyor. Bu değerleme farkı da
Özellikle işte biz net aktif değerlerini hesaplarken öz sermayeye yansıyacak şekilde bir artışa sebep oluyor. Oradaki artışlar önemli. Son zamanlarda iskontoların azaldığını görüyoruz. Bu yeni fiyatlamalarla analistlerin koyacağı net aktif değerleriyle tekrar yine iskontolar biraz son dönemdeki daralmadan tekrar bir iskonto haline gelme görebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok inanılmaz bir değerlemelerde fiyat farkı oluşmuş 2021 sonuna göre. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Batuhan'ın yorumundan çıkardığım iki tane başlık var. Birincisi zayıflama sinyali, ikincisi de dolar endeksi. Ben de sabah bu yönde biraz çalışmıştım zaten. Şimdi teknik olarak endekse baktığımızda bir süredir zaten zayıflama sinyali alıyorduk ama dün artık bu iyice netleşti. O yüzden ben bugün piyasanın biraz daha destek seviyesine doğru dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum. Destek seviyemiz 5610 ki ben buranın bugün kırılabileceğini düşünüyorum ve 5550 seviyesine doğru hareketin dalgalı şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Fakat resmi büyüttüğümüzde sizinle paylaştığımız bu 21 günlük bu 5000 seviyesi oldukça önemli. Bu 21 günlük arka ortalama kırılmadığı sürece orta vadeli pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Ama kısa vadede 5550 seviyesi benim bugün için destek seviyem. Direnç olarak da 5650, 5700 ve 5740 seviyesini izleyeceğiz. Batuhan bankacılık endeksinden bahsetti. O 5100 seviyesinin altında, evet orada da zayıflama sinyalleri daha da belirgin. 4850'yi takip ediyorum orada teknik olarak. O seviyenin kırılması hareketin aşağı yönlü devamı anlamında ciddi bir sinyal olacaktır ve 4600 daha sonra da 4000 seviyesine doğru bankacılık endeksi geri çekilebilir. Yani teknik olarak baktığımızda kademeli olarak her yukarı harekette zaten pozisyon azaltmamız gerektiği üzerine duruyorduk. Ben bunun altını çizmek istedim. Diğer taraftan dolar endeksi. Dün 103.50 çok kritik bir destek seviyesiydi. Orayı kırarsa aşağı doğru hareket devam edecekti. Ancak orayı kırmadı ve oradan destek aldı. Bugün de direnç seviyesi 104.50. 104.50'nin üzerine çıkarsa dolar endeksi bizi rahatsız edebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. O yüzden hani hararetin yükselmesi açısından dolar endeksinde de direnç olarak 104.50 seviyesini takip edebiliriz. Altın onsta hedefimize ulaştık. Ben 1852 seviyelerinde bir miktar dinlenme olabilir diyorum. O yüzden altın pozisyonlarımızı 1852'nin üzerinde sürdüreceğiz. Normal pozisyonlarda 1852 buradan kar alma seviyemiz. Şubat vadede dolar için endeks için 6380 destek seviyemiz. O seviyenin kırılması aşağı doğru 6300 ve 6000 seviyesini gündeme getirecektir. Dediğim gibi ben bugün biraz daha destek seviyelerinin gündemde olduğu dalgalı bir seans bekliyorum. Hedefim 5550. Herkese iyi seanslar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.